Bir e, model şey. dediniz. Evet. Bu da bana model, şunu çağrıştırdı. Evet. Bir model evet. olarak yani bir rejim modeli evet. olarak aslında Barışçı Türkiye Cumhuriyeti bir çok önemli. hiçbir evet. siyasetçisiyle evet. bu rejimi, bu modeli ihraç etmeye çalışmadı. Zorla benimsetmeye Hayır. çalışmadı. Evet. Ama benimsendi, taklit edildi. Evet. Ee, dünyanın evet. birçok evet. lideri Atatürk'ü e, taklit etmek ee, benzer, örnek almak evet, ben Benzer devrimler reformlar yapmak istedi Yapmak istediler evet. Yani aslında bu da gurur verici Tabii. Hiçbir şekilde rejim ihracına girmeyip Hayır. taklit edilmek örnek alınmak Çok ilginçtir ee, Türkiye'de yanlış bilinir Bilinçli olarak çarpıtılır Örneğin denir ki Atatürk İslam coğrafyasıyla ilgilenmedi İslam dünyasıyla ile ilgilenmedi Hakikaten öyle mi? İlgilendi Batı ile ilgilendiği gibi, Balkan ülkeleriyle ilgilendiği gibi, İslam ülkeleriyle, o coğrafyayla da ilgilendi. Ama altını çizdiğiniz nokta çok önemli. Türkiye Cumhuriyet oldu ama birçok İslam devleti krallık da örneğin. Hı hı. Ee, başlarında sultanlar vardı bazılarının. Ee, fakat onlarla iletişimini kesmedi Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti. Hatta mesela Sadabat Paktı'nı kurdu. İran'la, Irak'la, Afganistan'la 1937 yılında. O ülkeleri bir araya getirdi. Ve o ülkelerin liderleri de Az önce ifade ettiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti'ne örnek aldılar. İki konuda örnek aldılar. Birisi bağımsızlık mücadelesi. Tam bağımsız nasıl oluruz? Türkiye bunu başardı. Kurtuluş Savaşı ile başardı. Lozan'la başardı. Kapitülasyonlarını kaldırdı. Emperyalizme meydan okudu. Bir bağımsızlık savaşı verdi. Bağımsız olmayı başardı. İkincisi, uygarlaşmayı başardı Türkiye Cumhuriyeti. Dolayısıyla İslam dünyasındaki liderler de Türkiye Cumhuriyeti'ni bu anlamda örnek aldılar ve Atatürk o liderlerle çok da iyi ilişkiler kurdu. Bak az önce ifade ettiğim gibi 37 yılında bir Sadabat Baktı'nı oluşturdu. Türkiye'den Hindistan'a kadar. Türkiye, İran, Irak, Afganistan bu ülkeleri bir araya getirdi. Niye bir araya getirdi? E, e, saldırmazlık paktı oluşturdu. Birlikte hareket etmek için. Dünyada deliler vardı o zaman da. İşte Hitler ortaya çıkmıştı. İkinci Dünya Savaşı başlamak üzereydi. Mussolini ortaya çıkmıştı. Hı hı. Avrupa'da e, faşizm ve nazizm yükseliyor. Hı hı. E, Sovyet Rusya'da Stalin var. E, dolayısıyla... Öyle büyük bir patlamaya hazırlanıyordu ki dünya. E buna karşı ne yaptı? İslam ülkelerini bir araya getirdi. Yurtta barış, dünyada barış felsefesiyle Balkan ülkelerini bir araya getirdi. Önce 1934'te Balkan Antantını yaptı. Şimdi düşünün. Yunanistan, Yugoslavya, Romanya, Türkiye Atatürk'ün önderliğinde bir araya geldiler. Ve bir barış paktı oluşturdular. Bir güç birliği yaptılar. Okan Bey bakın, Bulgaristan'dan Hindistan'a bir barış kuşağı oluşturdu Mustafa Kemal Atatürk. 1937 yılında. 37 yılına geldiğimizde böyle bir barış kuşağı var. Niye yapıyor bunu? Hem Türkiye'yi koruma altına alıyor, kalkan iki yönden koruma altına alıyor. Hem de bölgede kalıcı barışı sağlamaya çalışıyor. E Şimdi e, bu anlamda bir rejim ihracına falan da gerek yok. O yok ülke... zaten örnek alamıyor. Tabii alamıyorum. Bakın o ülkelerin rejimleri şu rejimleri bu diye de bakarak hareket etmiyor. Yani onların rejimlerine de saygı duyuyor. Ama Türkiye'ye örnek almalarını önemsiyor. Örneğin Türkiye Cumhuriyete geçince İran'da da Cumhuriyete geçme çabaları var. Destekliyor Atatürk İran'daki o çabaları daha çok üstü örtülü olmak üzere oradaki Türkiye'yi temsil eden yetkililer Atatürk'ten doğrudan e, talimatlar da alıyorlar. Orada da Cumhuriyet olmasını ister ama buna doğrudan bir müdahale söz konusu değildir. Yani onların da uygarlaşmasını, onların da çağdaşlaşmasını istiyor Atatürk. Fakat oradaki rejimlere bakıp da İlişkiyi kesmiyor, koparmıyor. Bu önemlidir. Bir de evet. bölgesel olarak bakar mısınız? Yani evet. biz e, şu anda kafa karışabilir. Şimdi biz 100. yılını idrak etmiş, evet. yine de genç bir cumhuriyetten söz ediyoruz ama bölgeye bir bakalım evet. diğer ülkelere örneğin eskiden Sovyetler Birliği e, etkisindeki demir perde ülkeleri dediğimiz Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya, Çekoslovakya, evet. e, Macaristan bütün bunlara evet. bakalım sonra e, güneye, güneyimize, güneydoğuya bakalım yani evet. Azerbaycan'a, İran'a, Irak'a, Suriye'ye, e, e, Lübnana, evet. e, Sovyetler Birliği'ne bakalım evet. e, ve e, Kuzey Afrika'ya. Bakalım. Bakalım. Şimdi burada 100 yıl içerisinde o kadar büyük değişiklikler oldu ki. Savaşlar oldu. Yani yıkıcı savaşlar. Rejim oldu. Rejimler oldu, değişti. Değişti. Evet. Kan aktı, gözyaşı durmadı. Evet. Ama bizde biz biz demek ki Evet. Aslında, bir şeyi başardık biz. Yani evet tabii. Şimdi size hemen söz vereceğim. Demek evet. ki bizim izafi bir şey. Aslında evet. e, bir rejim olarak, bir cumhuriyet olarak evet. 100 yılımızı bitirmemiz çok değerli, çevremizde çok büyük yapısal evet. ve rejim değişiklikleri varken. Buyursun Arkan. Çok önemli bir noktanın altını çizdiniz. Ee, sosyal medyada belki önünüze düşmüştür. Bir harita var. Orta Doğu'yu, Balkanları ve Kafkasları gösteriyor. Karadeniz'in kuzeyi de dahil buna. Yani son 30 yıldaki savaşları ve çatışmaları gösteriyor. Akan kanın haddi hesabı yok. İşte en son Gazze'de yaşananları görüyoruz. Gözümüzün önünde çocukların öldüğüne şahit, öldürüldüğüne şahit oluyor. Tanık oluyoruz. Korkunç bir ee, coğrafyada yaşıyoruz, zor bir alanda Türkiye. Ya, ifade ettiniz az önce. Balkanlar her an patlayabilir. Yine bakın, ee, Balkan coğrafyasında ee, kriz var, bazı ülkeler arasında. Her an orada da çatışma ve savaşa taşınabilecek bir gerginlik var. E Kafkasya'nın durumu ortada. Orta Doğu'yu zaten yıllardır... değiştirmemiş bir ülke var mı efendim? Yani... E... Şimdi Sovyetler Birliği'nde değişti. Ya şimdi, Rejimse olarak tabii, değişti Tabii tek tek yani. bakmak lazım ama e, Yani rejim de... değişmese bile yani mevcut rejim devam yani ediyor komşulara olsa bile bakalım. yapı olarak değişti tabii. Komşulara Sınır bakalım. olarak değişti. İran değişti. Tabii. İran'da çok majör evet. rejim değişikliği oldu. Değişti ee, değişti Suriye. tabii Suriye değişti. Evet evet değişti. Para parça oldu. Bunlar zaten 2. Dünya Savaşı. Evet. Yani Birinci Dünya Savaşında bitmemiş savaşın İkinci Dünya Savaşından sonra tekrar sınırların evet. çizilmesi. Yani ülke sınırları değişti. Çok haklısınız. Ay, rejimlerin ötesinde. Kuzey Afrika evet. Büyük, evet, değişiklikler tabii evet. ee, büyük değişiklikler var. Sovyetler Birliği'nde büyük değişiklikler var. Bulgar, yani e, Bulgaristan, Herhalde, Balkanlarda Balkanlar sürekli yeni, çok büyük rejim yeniden var kuruluyorlar ve parçalanmalar evet. var, birleşmeler var evet. falan. Aslında burada burada 100 seneyi tamamlamak çok zor. Evet, evet büyük zor. problemler içerisinde evet. ama istikrar içerisinde bir yandan da sınırlar ve rejim açısından. Bunu çok başardı. Önemli. Bunu başardı Türkiye Cumhuriyeti ve siz rejim üzerinden gittiniz. Ben savaş ve çatışmalar üzerinden gidiyorum. Yani rejim değişir, değişmez. Bu da önemli ama bunun ötesinde yıkıcı savaşlar da yaşanıyor sürekli. Türkiye hariç bakın. Türkiye'nin son savaşı 1922'deydi. Türkiye'nin Türkiye son savaşı 1922'deydi. 100 yıl 100, 101 yıl geçti üzerinden. Ee, en son büyük taarruzu gerçekleştirdik biz. 26 Ağustos 1922, 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi. 9 Eylül'de Türk orduları İzmir'e girdi. 9 Eylül 1922. 24 Temmuz 1923 Lozan'ı imzaladık. Bakın Lozan kalıcı bir barış getirdi bize. Ben Pax Lozan diyorum, bu kavramı kullanıyorum. Lozan barışı diye bir şey vardır bakın. Şimdilik 100 yıllık barış sağladı. Kalıcı bir barış. Bu bizim için çok değerlidir. Bizim tarihimizde ilk kez Osmanlı tarihi ve ondan öncesini de kastediyorum. Epey bir öncesini de yüz yıllık bir kalıcı barışa sahip olduk. Ne demek kalıcı barış? Yani büyük bir savaşın parçası ol, bir savaşın parçası olmuyoruz. Bu o kadar değerlidir ki. Çok. O kadar değerlidir Peki, ki. Peki bunun sırrı ne yani? Bunun sırrı bizim... şu. Ee, evet. Cumhuriyet midir sırrı yoksa ee, işte o Lozan'da işin doğru hepsi, kurulması mı e, etraf yangın yerken Türkiye nasıl kaldı? hepsi hepsi bakın e, bağımsızlık savaşı vermiş olmak çok değerliydi bedelini ödedik çünkü bak bu çok önemliydi bir kere bir istiklal savaşı verdik biz öldük bir kere bu coğrafya için bu topraklar için ölmedik mi biz Sakarya'da öldük Afyon'da, Kocatepe'de, İzmir'e kadar olan o coğrafyaları kurtarmak için mücadele ederken öldük. İstiklal Harbi'nde şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu. Çanakkale'den beri ölüyoruz bu coğrafya için, bu topraklar için. Bir bedel ödedik. Emperyalizme karşı bir kere baş kaldırdık. Bir kere teslim olmadık. Bir kere bize dikilen elbiseyi giymedik. Başkaları giydi, Almanlar dahil bakın. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybeden ülkelerin tamamı teslim oldu. Bir tek bizde de yönetim teslim oldu. Osmanlı'yı idare eden padişah ve onun damadı, damat Ferit, ee, Osmanlı Saray hükümeti teslim oldu. Ama e, halk teslim olmadı. Halk teslim olmadı. Halk teslim olmadı. Yani ve, ve Mustafa Kemal Atatürk diye bir önder çıkardı bu halk, kendi içinden. Bir halk önderi Mustafa Kemal Atatürk ve Mustafa Kemal Atatürk teslim olmayan o halkın başına geçti ve bir istiklal savaşı kazandı. Bence bölgede bizi avantajlı kılan nedenlerden bir tanesi budur. Şimdi bugün bazılarının küçümsediği e, Türk Kurtuluş Savaşı çok önemlidir hem bize özgüven vermesi hem dünyanın bize bakışıyla bakışını değiştirmesi hem özellikle o emperyalist ülkelere karşı bu zaferin kazanılmış olması ve Lozan'ın sağladığı bir düzen vardır bakın. Lozan bir düzen getirmiştir. Sınırları bir belli bir vatana sahip olduk Lozan sayesinde ve Atatürk'ün yurtta barış dünyada barış formülasyonu da çok önemlidir. Lozan barışını kalıcı kılan bu formülasyondur. Bakın daha 1923 yılı 16 Mart 1923'te Adana'da ne demiş? Mustafa Kemal Atatürk Lozan anlaşması Lozan görüşmeleri devam ederken görüşmelere ara verildi. Kesintiye uğradı görüşmeler. İsmet Paşa'yı Türkiye'ye geri döndü. Kapitülasyonları kaldırmaya yanaşmıyor. İngiltere ve Fransa. E Atatürk de dedi ki o zaman kalk gel yani kesintiye uğrayacak yapacak bir şey yok ve ordulara emir verildi. E ordular Tayakkuz'a geçecekler gerekirse savaşacağız. Fakat savaş istemiyor. Adana'ya gitti. Adana'da e, çiftçilere yaptığı konuşmada diyor ki e, öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diye savaşabiliriz diyor. Zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir diyor. Tarih 16 Mart 1923. Yer Adana. Ya yani zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir. Milleti savaşa götürürken diyor vicdanımda azap, azap duymamalıyım. Ölmeyeceğiz diye savaşabiliriz. Türkiye bu felsefeyle, bu kuruluş felsefesi işte. Bu felsefeyle İkinci Dünya Savaşı'na girmedi. Ondan sonraki herhangi büyük çatışmalar, savaşları da dahil olmadı. Kıbrıs Barış Harekatı meşru müdafadır bildiğiniz gibi. Kore'ye asker göndermek Demokrat Parti'nin e, o dönemdeki e, kendi inisiyatifiyle gerçekleştirdiği e, bir durumdur. Onun dışında... Terörle mücadelesi var. E, e, onun dışında Türkiye'nin terörle mücadelesi vesaire bunlar tabii biz, kastettiğim savaş kavramı içinde yer almıyor. Cumhuriyetimiz 100 yıllık bu kesintisiz barışı sağlamıştır şimdilik. Bunu koruması gerekir. Bunu nasıl koruruz? Bunu güçlü olarak koruruz. Bunu birlik beraberliğimizi koruyarak koruruz. Bunu e, çağdaşlaşmamızı sürekli kılarak koruruz. E, ama bence e, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük başarısı başarılarından biri budur. Ve yabana atılır bir başarı değildir bu. E, çevrede akan kana baktığımızda ne demek istediğim çok net anlaşılıyor diye Sinan düşünüyorum. Harikulade evet. bir konuşmaydı.